Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Böyle harika, çok kolay yıldız lif modeli, yepyeni bir tasarım. Tasarım bana ait bir model. Bu şekilde modelimiz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. İlk önce 6 tane zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir yaptım. En alttan ikinci zincire buraya böyle sabitliyorum. Şöyle küçük bir halkamız oluştu. 3 zincir yapıyorum. Halkamın boşluğunu fıstık yapıyorum. Dört sefer sarıyorum ve kapatıyorum. Arada iki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar. Ve kapatıyorum. İki zincir. Toplamda 6 tane yapacağım bu şekilde. Evet, 6'ya tamamlayalım. Dört oldu. Evet, 6'ya tamamladım. 2, 4, 6 tane. Şimdi 2 zincir yapıyoruz. Buradaki fıstığın üzerine sabitliyoruz. Bir zincirle buradan devam ediyoruz. Fıstığın üzerine. Tekrar bir tane fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan aşağıya. 2'sini kapatıyorum. 2 zincir yapıyorum. Hemen yandaki dilime geçiyorum. Fıstığın üzerine. Kapatıyorum. Aynı işlemi uyguluyoruz. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet, bu şekilde 6 dilime de uyguladık. Sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunda 1, 2 zincir yapıyoruz. Buraya bağlantıyı yapıyoruz. Bir zincirle devam ediyoruz. Buradan. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum. Son köşe yapıyorum. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü bir kapatıyorum. Ve burada arttırma yapıyorum. Buraya bir tane. Kapatmadan hemen buraya. Bu şekilde ikisini bir kapatarak arttırma yapıyoruz. Yan yana fıstık sayısı 2'ye çıktı. Altta bir de. 2 zincir yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Fıstık yaparak geçiş yapıyorum.
Ve aynı işlemi buraya da uyguluyorum. Buraya. Bu şekilde üçünü kapatıyorum ve arttırma yapıyorum. Buraya bir son köşeyi tekrar yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet, bu şekilde gösterdiğim yöntemle sıra sonuna geliyoruz. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. İki tane yan fıstığımız var. Sıra sonunda iki zincir yapıyoruz. Gelip buraya bağlantımızı tekrar yapıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Devam ediyoruz. Aynı işlemleri yapacağız. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar yapıyorum. Hemen aşağı yapıyorum. Kapatmadım. Yan tarafa. Üçlü kapatıyoruz. Dilim sonunda ikili kapatarak arttırma yapıyoruz. Bu şekilde. Kapattığım yere bir hemen aşağı yapıyorum. Ve son köşe yapıyorum. Şekilde üçünü kapatıyorum. Şimdi arttırma yapmam gerekiyor. Yan yana fıstık sayısı 2. Buraya bir tane, son köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini kapatarak arttırma yapmış oldum. 3 tane oldu. 2 zincir yapıyorum. Buraya geçiyorum. Aynı işlemleri yapıyorum. Son köşede yapıyorum. 3'ünü kapatıyorum. Arttırma yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatıyorum. 2 zincirle yan tarafa geçiyorum. Altı dilime de bu şekilde yapıyorum. Evet, tekrar sıra sonuna geldik. Sıra sonunda yine 2 zincir yapalım. Buraya bağlantıyı yapalım. Evet, bu şekilde modelimizi istediğimiz kadar büyütebilirsiniz. Yuvarlak bir taban başlangıcı. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya yapıyorum. Aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa. Üçlü kapatıyorum. Tekrar kapattığım yere bir hemen aşağıya ve yan tarafa. Üçünü kapatıyorum. Son köşede yapıyorum. Üçünü kapatıyorum. Ve burada bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde ikili kapatarak bir arttırma yapıyorum. Fıstık sayısı her sırada bir tane artacak.
Şimdi yine iki zincir yapıyoruz. Hemen buradaki noktaya geçiş yapıyoruz. Ve aynı işlemleri uyguluyoruz. Evet, bu şekilde lif tabanınızı istediğiniz büyüklüğe kadar örebilirsiniz. Aynı gösterdiğimiz yöntemle örmeye devam edelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim ve ipimi kestim. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4 tane yan yana fıstığımız var. Şimdi burada ipimi koparttığım yer. Şöyle göstereyim. Şurası ipimi koparttığım yer. Koparttığım yerden başlamayacağım. Çünkü üst üste geliyor zincirler. Böyle buraya herhangi bir yere sabitliyorum. 3 zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Buradaki herhangi bir dilimin en başına. Buraya bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağı yapıyorum buraya. İkisini kapatıyorum. Zincir falan çekmiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Eğer eliniz sıkıysa bir zincir yapabilirsiniz. Kapattım. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağıya tekrar. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Tekrar zincir falan çekmeden yan tarafa geçiyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz. Zincir falan çekmeden buraya geçiyorum. Evet, dilim sonuna geldim. Buraya da yapıyorum. Her noktaya yapıyoruz. Kapatmadan aşağı yapıyoruz. Evet, bu şekilde şimdi tekrar zincir falan çekmeden buraya geçiyorum. Evet. Geçişlerde böyle oluyor. Aynı işlemi yapıyoruz. Evet, zincir yapmadan devam edeceğim. Bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Her noktaya böyle yapıyoruz. Ve dilimleri de ben örmeye başladım. Birlikte de öreceğiz. Hemen buradaki bağlantıyı yapalım. Bir zincir de yapabilirsiniz araya. Bu şekilde bir zincir yapalım. Buraya bağlantımızı bu noktaya yapalım. Bir zincirle burada ipimi artık kesiyorum. Her dilimi ayrı ayrı öreceğiz. Bu şekilde bağlantıyı yaptık. Ve bu şekilde her dilimi ayrı ayrı öreceğiz. Hemen diğer renk ipimizi alalım. Evet, beyaz rengimi alıyorum. Şöyle her dilim arasında böyle iki tane kalacak. Aynı şekilde burada da iki tane kalıyor. Buradan başlıyorum. Eksiltme yaparak öreceğiz modelimizi.
3 zincirle sıkılaştırdım buraya. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya tekrar aynı yere ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 4 sefer sarıyorum fıstıklara. Bir zincir yaptım. 2 tane daha yapalım. Bir zincir, sonuncuyu da yapalım. Bu şekilde ikisini kapattım. Böylelikle tamamlamış olduk. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Bu şekilde birinci sıramız hazır. İkinci sıramızı yapalım. Evet, bu şekilde birinci sıramız tamamlandı. Bu şekilde iki tane böyle yan yana kalacak. Hemen buradan başlıyoruz. 2, 3 ve 4 tane yaptık. Şimdi devam edelim. Şimdi de bu aralara yapacağız. Aynısını 3'e inecek. Sonra 2'ye ve 1'e inecek. En son hemen pembe ipimi sabitliyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Aralarda bir zincir var. Hemen buraya geçtim. İkinci deseni de yaptım. Bir zincir yapıyorum. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Bir tane kalasıya kadar bu şekilde eksiltmeye devam ediyoruz. Evet, bu sıramızda böyle tamamladık. 3'e indi. Sonra burayı yapacağız. 2 ve 1 olacak. Bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu şekilde 3 tane yaptık. Hemen buraya ve buraya yapacağız. Sonrasında ise 1 tane yapacağız. Ve her bölümü, altı dilimi de bu şekilde yapacağız. Bir zincir var arada. Evet, bir zincirle ya da iki zincirli ipimizi burada keselim ve sonuncuyu da yapalım.
Evet, son bir tane de yapalım birlikte. Burayı da hemen dolduralım. Buraya sabitleyelim. 3 zincirle sıkılaştırdım ve bir tane yapıp kapatıyorum. Aynı işlemi yapalım. Şekilde ikisini kapatıyorum. Kapattıktan sonra daha öncesinde yapmadım ama bu şekilde zincir yaparak dibine sabitleyin. Her dilimde, her sırada daha kolay ve güzel olacaktır. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Zincir yaparak buralarda, diğer sıralarda aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ise yine aynı şekilde buradan bir iki tane bırakıyorum buraya. Aynı şekilde başlıyorum ve böyle dilimlerimi yapıyorum. İki tane yan yana pembe olacak ve buradan başlıyoruz. Bu şekilde yapıp tamamlayalım. Evet, aynı gösterdiğim yöntemle buradaki parçaları örelim ve tamamlayalım. Kenar oyası olarak da buralara fıstıklar yaparak tamamlayabilirsiniz. Ben bu şekilde tamamlamak istedim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Harika, çok güzel bir model oldu. Boyut olarak burayı büyütebilirsiniz. 4 yapmıştık, 5, 6 da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.